Merhaba sevgili Medyascope izleyicileri, salgını konuşuyoruz. Bugün sizi Urfa'ya götüreceğim. Şanlıurfa'da vaka sayısı anlamında düşük olmasına rağmen ikinci doz aşılama oranında Türkiye haritasında 81 il arasında halen kırmızı olan, yani %55'e çıkamayan tek il konumunda. Bugün Sağlık Bakanlığı'nın verilerine baktığımızda iki doz aşılamada Şanlıurfa'da oran halen %52.8 civarında. Tabii vaka sayısı anlamında da mavi olan illere göre vaka sayısı da Şanlıurfa'da, diğer Diyarbakır ve Doğu ve Güneydoğu'daki birçok il gibi vaka sayısı ortalama 100.000'de 118 civarında görünüyor. Bu da tabii yani aşılama oranıyla biraz da ters bir orantılıdır. Bunu konuşacağız bugün Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Doktor Osman Yüksekyayla ile. Osman Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Ferit Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle hocam ben şunu merak ediyorum. Şu anda Şanlıurfa'da vaka sayısındaki son durum ne? Hastanelerdeki yoğunluk düştü mü? Birçok servis bazı illerde kapatıldı bildiğim kadarıyla. Önce bir son durumu alalım, sonra bu aşılamayla vaka oranının birbirine ilişkisini konuşuruz. Ben öncelikle size teşekkür etmek isterim. Pandemi başından beri programlarınızda bize yer verdiğiniz için, sesimizi duyurmamıza vesile olduğunuz için. Tabii maalesef pandeminin başından beri hep iç karartıcı meselelerle yayınlar yapıyoruz. İşte Urfa'da hep vaka sayısı yüksek, yatak doluluk oranıyla ilgili konuşmuştuk. Aşı oranlarında son sıradayız, onunla ilgili konuşuyoruz. Böyle gönül ister ki tabii tüm ülkeye örnek olacak güzel gelişmelerle Urfa'dan bağlanalım ama maalesef bu pandemide karnemiz çok iyi değil. Şu anda da evet vaka sayılarımızda biraz düşüş var. Yani bir ay öncesine göre özellikle yoğun bakım ve servis doluluk oranları ciddi manada azaldı. %50 oranda belki daha fazla azaldı. Bunu hastanede yatan hasta sayılarından gözlemleyebiliyoruz. Ama aşı oranımız tabii çok düşük seyrediyor. Halen son sıradayız. Halen bir türlü çift dozda o istenilen düzeye yaklaşamıyoruz. Yani aşı oranımız düşük olduğu için şu an bir vaka sayısında düşüklük mevcut ama şunu söyleyebiliriz, bu aşı oranlarıyla önümüzde tekrar bir dalga olması olası. Yani olası bir yeni bir dalgada bu aşı oranıyla herhalde yine de can verilerek, büyük bedeller ödenerek bir durum yaşayacağız, öyle görünüyor. Şöyle aslında hatırlarsanız bir yıl önce ilk bir bakanlığın yayınladığı harita vardı. O zaman Urfa'da dahil bölge illeri mavi görünmüştü. Ben o zaman yayında biz öyle öyle mavi olduk demiştim. Yani o kadar çok insan hastalığı geçirdi, birçok insanımızı kaybettik. Biz aslında hastalığı geçire geçire bu bağışıklığa bir şekilde ulaştık. Şu anda da aslında hani vaka sayılarıyla aşı oranlarının uyumsuzluğu, yani aşı düşüklüğüne rağmen vaka sayısı neden az? Bunun birkaç sebebi var. Birincisi bizim çok ciddi bir nüfusumuz il dışında şu an. Yani Urfa'da biliyorsunuz mevsimlik tarım işçiliği Türkiye'de en fazla görülen il ve resmi rakamlara göre yüz binlerce insan, yani 300-400 bin kişiden bahsediliyor il dışında. O anlamda bir nüfusumuzda azalma var. Bir diğeri, çok fazla kişi zaten hastalığı geçirdi. Ayrıca şu an toplum içinde hastalığı ayakta geçiren, yani asemptomatik veya hafif semptomlarla geçiren birçok insan test vermiyor. Tabii bir filyasyon çalışması yok, biliyorsunuz artık yapılmıyor. Hastaya da temaslı kişilere test yapılmıyor. O yüzden birçok kişi, işte esnaf olsun, işçi olsun, işinden geri kalmamak adına, dükkanını kapatmamak adına testten kaçıyor açıkçası. Test vermeye yanaşmıyor. Zaten toplumun büyük çoğunluğu hafif semptomlarla atlattığı için onlar da işte grip mevsimi de olduğundan grip geçiriyor gibi çok teste yanaşmıyorlar. Belki de vaka sayılarımız bu yüzden az görünüyor. Peki Osman Hocam, bu aşılama oranında niye bir türlü aşılamıyor? Yani sahada yeteri kadar aşı mı yok, aşıya ulaşmada sıkıntı mı var, yeteri kadar çalışma mı yapılmıyor? Neden bir türlü Şanlıurfa bildiğim kadarıyla neredeyse bir hafta 10 gündür %50'den 55'e çıkamadı, halen kırmızı kategoride?
Şöyle şimdi aslında aşılamanın ilk başladığı dönemlerde yapılan bazı hatalar var. Yani bir türlü bu aşı takviminin tam olarak anlatılamaması, bakanlığın halkı bir türlü ikna edememesi. Tabii burada pandemi sürecinin başından beri pandemi yönetimiyle ilgili bir durum. Yani halkın bakanlığa güveniyle ilgili bir durum. Yani insanlar aslında güvense aşı olurdu belki ama biraz o kafa karışıklığı o dönem yaşandı. İlk başladığı zamanlar randevuyla ilgili sıkıntılar vardı. İşte her zaman söylüyoruz bölgede özellikle ileri yaşa aşılama başladığında o insanların ana dilini kullandığını, işte Kürtçe, Arapça, Zazaca Urfa'da daha çok kullanılıyor. Bu dillerde kampanyalar yapılmaması gibi etkenler aşı oranını etkiledi. Ama şu anki durumda yani şu anki dönemde yani yaklaşık bir 8 ay falan geçti aşılamadan. Yani şu an Urfa'da şunu söyleyebiliriz. Evet, aşı noktaları kuruldu. Vali Bey'in kendi söylemiyle köy köy geziyoruz diyor ama aşılama oranı bir türlü artmıyor. Şu son dönemde biraz daha o aşılarla ilgili yanlış bilgilerin, aşılarla ilgili sosyal medyada yer alan özellikle o yalan haberlerin Urfa'da ciddi karşılık bulduğunu söyleyebiliriz. Bir de kanaat önderleri var Urfa'da. Önemli olan, halkı etkileyen. Onların da hani siyasi partilerin bir kısmı da buna dahildir. Özellikle iktidar partisinin. Çok ciddi bir aşı kampanyasını, bir aşı çağrısını biz göremedik açıkçası. Peki Şanlıurfa'da evet aşiret yapısının önemli olduğu bölgedeki illerin başında yer alıyor. İşte bu aşiret yapısı, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları, müftülükler, din adamları bunların yer alabileceği bir kampanyayla Şanlıurfa'nın bu aşılama oranını artırabileceğine inanıyor musunuz? İnsanlar gerçekten inanır mı yani o insanların söylemleriyle, açıklamalarıyla yapacağı bir kampanyayla bu aşı oranı artar mı size göre? Ben etkisi olacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle örneğin camilerde çok cılız bir şekilde bazen cuma hutbelerinde aşı olunması gerektiğiyle ilgili cümleler kuruluyor, söyleniyor ama ciddi bir vatandaşa aşı çağrısı, aşı olunması çağrısı çok görmediğimizi söyleyebilirim açıkçası. Yine kanaat önderlerinin kamuoyu önünde olan isimlerin aşıyla ilgili evet ufak tefek paylaşımları var. Aşımız olalım gibi işte tweetler, söylemler var ama bunu çok ciddi dert edindiklerini ya da ya bu konuda bize de sorumluluk düşüyor. Halkın aşılanma oranının arttırılması için bizi takip edenlerin, sevenlerin, sözümüzü dinleyenlerin üzerinde etkimiz var. Biz de bu konuda sorumluluk alalım düşüncesinin olduğunu çok düşünmüyorum ya da çok gözlemliyorum Urfa'da. Olsa mutlaka etkisi olur diye düşünüyorum. Yani şu anda Urfa'daki yöneticilerin, sorumlu pozisyonda olan kişilerin aşılama oranının artması ile ilgili artık bu işi tamamıyla bıraktılar mı? Yani yapacak bir şey yok. Biz ne yaptıksa da kimse aşı olmuyor. Ben bunu hani valilik düzeyi için söylüyorum. Bu pozisyona mı gelinmiş artık iş? Yani geçen gün bir röportajında Vali Bey'in böyle bir cümlesi vardı. Hangi yayın organında olduğunu hatırlamıyorum ama hani artık yapacak bir şeyimiz kalmadı. Şu anlamda söylemişti. Yani biz her şeyi yaptık. Köy köy gezdik. Şehrin çok fazla noktasına aşı standları kurduk. Çok ciddi aşı ekipleri kurduk ama halk olmuyor. İkna edemiyoruz gibi bir şeyi vardı, demeci vardı. Yani evet bir açıkçası bıkkınlık gözlemleyebiliyoruz. Bir yani ne yaparsak yapalım bu iş Urfa'da olmuyor gibi bir anlayışın olduğunu söyleyebiliriz. Peki Osman Hocam şimdi her şey merakla şey bekleniyordu. Eğitim öğretimin açılmasıyla birlikte vaka sayısının artması bekleniyordu. Gerçi bazı okullarda öğrencilere yönelik de yani 12 yaşından büyük öğrencilere yönelik de aşılama çalışması başlatıldı. Şanlıurfa'da bu anlamda durum nasıl? Yani eğitim ve öğretimin açılmasıyla vaka sayısında bir artış, bir hareketli gözlemlendi mi? Bir de orada aşı oranını diyoruz yani ikinci doz aşıda %52,8 Şanlıurfa. Öğrencilerde, gençlerde aşı yapma oranında bir artış söz konusu mu? Ya Urfa'nın aslında belki en büyük sorunlarından biri hani bunu müdürlükle yaptığımız görüşmelerde de aldığımız bilgilere göre
en fazla direnç gençlerde maalesef. Yani Urfa'da da 18-25 yaş arası yaklaşık 300 bine yakın bir nüfus var. Bu gençlerin büyük çoğunluğu aşı olmuyor. O yüzden oranın belki buralarda olmasının bir nedeni de o. Çünkü aynı zamanda bu gençler ailelerini de etkiliyor. Onlar aşı olsa belki aileleri de aşı olacak ya da ailelerini ikna edebilecekler ama 18-25 yaş arasının aşı olmadığıyla ilgili hani müdürlüğün bize verdiği görüşmelerimizdeki söylediği sözler bu şekilde. Okulların açılmasında da hani biliyorsunuz tüm Türkiye'de olduğu gibi Urfa'da da hani o HES kodu, girişte tarama ya da işte maske, mesafe gibi şeyler kesinlikle yok. Yani öyle bir imkanı da gördüğüm kadarıyla okulların yok. Çünkü okullara bırakılmış durumda. Yani Milli Eğitim veya Sağlık Bakanlığı çok işin içinde değil. Okullar da kendi güçlerinin yettiği kadarıyla bunu yapmaya çalışıyor. Kendileri çevirmeye çalışıyor ama bizim gözlemimiz okullarda kesinlikle böyle bir tedbir olmadığı yönünde. Öğretmenlerle ilgili evet aşılama oranı iyi. Urfa'da çok kötü değil. Halen aşı olmamış öğretmenler var belki ama çok düşük oranda aşı olmayanlar. Daha büyük çoğunluğu aşı olmuş. Okul başladıktan sonra Urfa'da tam aslında açıkçası vakaların artış dönemine denk geldi okulların açılışı. Yani biz Eylül ortasından sonra biraz bir Urfa'da yeni bir dalgayla karşılaştık Eylül-Ekim ayında. Ekim sonuna doğru rahatlama oldu. Yoğun bakımlar yavaş yavaş kapatıldı. Tabii direkt okulların etkisi mi yoksa aşı oranı düşük olduğu için yeni bir dalgaydı o. Ona bağlı mıydı? Onu tam söyleyemeyiz ama okulların belki bir miktar etkisi olmuştur. Çünkü Türkiye genelinde kapatılan sınıfların önemli bir kısmı da Urfa'daydı. Yani biliyorsunuz evet. Sınıfta 2'den fazla vaka varsa sınıflar eğitime ara veriyor. Tüm Türkiye'de kapatılan sınıfların %10'undan fazlası Urfa'daydı sadece. Bu Eylül ile Ekim ayları arası için diyorsunuz değil evet, mi? Evet, evet. Hmm. Peki hocam şöyle bir şey soracağım ben size. Şimdi Diyarbakır'daki gözlemimi size aktarayım da sokağa çıktığınız zaman geçen sene pandeminin ilk dönemlerinde veya bu yılın ilk Temmuz ayına kadar sokakta yürüdüğünüzde, çarşıda, caddelerde yürüdüğünüzde maskeli insanlar gördünüz ama bu son dönemlerde artık çok fazla maskeli insan da görünmüyor. Sanki toplum bu işi biraz kanıksadı ya da bununla birlikte yaşamayı mı öğrendi? Buna siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aynı durum Şanlıurfa için de geçerli mi? Kesinlikle geçerli. Yani aynı durum Urfa için de söz konusu. Şu an sokaktaki hava pandeminin bittiği algısı, sanki bitmiş gibi bir durum söz konusu. Maske, mesafe gibi bir yıl önce çok ciddi dikkat ettiğimiz, işte sokakta neredeyse maskesiz insan görmüyorduk. Kapalı alanlarda özellikle AVM'lerde, marketlerde maskesiz insan görmüyorduk. Şu an maske takınca biraz garipseniyorsunuz. Hani o kadar azaldı ki maske kullanan kişi sayısı, maske takanlar daha çok garipseniyor sokakta. Düğünler, işte taziyeler COVID öncesi döneme döndü gibi yine kalabalık şekilde aynı şekilde maskesiz yapılıyor, devam ediyor. Maalesef toplumda böyle bir COVID bitti algısı var. Belki insanlar şunun farkında değil ama onu belirtmemiz gerekiyor. Biz bir yıl önce daha ileri yaş hastalarımızı kaybediyorduk. Bu vurdum duymazlığın, bu aşı oranlarının düşük olmasının, aşı olmamanın, aşı inadının açıkçası sonucu bu yıl biz daha çok 40-60 yaş arası, Sağlık Bakanlığı'nın da açıkladığı gibi 40-60 yaş arası hastalarımızı kaybediyoruz. Bir yıl öncesiki kadar belki daha fazla değil diye çok dikkat çekmiyor toplumda ama aslında çok da azımsanmayacak kadar genç hastamızı kaybettik. Urfa biliyorsunuz doğum açısından Türkiye'de doğum hızının en yüksek olduğu il, anne ölümünün en fazla olduğu il. O yüzden biz çok sayıda gebe de kaybettik aslında. Bir sürü gebe hastamız entübe oldu, yoğun bakımlarda yattı. Hayatını kaybetmeyenler de bir sürü hastalık sekeliyle servislere çıktı, hayatlarına devam edecekler. Yani maalesef toplumda böyle bir algı var ama bu algının sonucu birçok vatandaşın hayatını kaybetmesi şeklinde oluyor. Bu doğum oranının en yüksek olduğu ildir Şanlıurfa'da, Türkiye'de, siz de söylediniz. Bu hayatını kaybeden gebeler arasında biz daha önce Diyarbakır'da bir Bingöl'le ilgili bir haber yapmıştık.
Sanırım aynı şey orası için de geçerli. Bunların büyük kısmı da herhalde aşı yapmayan anneler miydi, anne adaylar mıydı? Tabii hepsi diyebiliriz belki. Yani hani %100 desek yanlış olmaz. Büyük çoğunluğu maalesef çok büyük çoğunluğu aşı olmayan gebelerimizdi. Birçoğu entübe oldu. Bir kısmını kaybettik, vefat etti. Belki haberlere de bazıları yansımıştır Urfa'dan Evet. kayıplar da. Ama kesinlikle tamamı aşı olmamış gebelerimizdi maalesef. Osman Hocam, son olarak Şanlıurfa ile ilgili, özellikle aşılama ile ilgili varsa bir mesajınızı alalım ve böylelikle yayınımızı kapatalım hocam. Şimdi biz defalarca aslında tabip odası olarak duyurduk, söyledik, sosyal medyadan paylaşımlar yaptık. Israrla şunu vurguluyoruz. Gerçekten son 3-4 aydır özellikle Haziran'dan beri hayatını kaybeden hastalarımızın tama yakını aşısız vatandaşlarımızdan oluşuyor. Yani bu aşı inadı, aşı direnci göz göre göre ölümle dans etmek, ölüme yürümek açıkçası. Hem insanlar kendi hayatını tehlikeye atıyor, hem de Türkiye'de de işte Urfa'da da Covid'in bir türlü bitmemesine sebep oluyor. Çünkü aşılama oranı istenilen seviyeye gelmedikçe, bu sadece oranın o seviyeye gelmesiyle ilgili değil. Bu süre uzadıkça yeni yeni mutasyonlarla karşılaşacağız, yeni yeni dalgalarla karşılaşacağız. O yüzden toplumda bir türlü pandemi bitmiyor algısı, karamsarlığı da oluşmaya başlıyor. Aşı olanlar da aşı olan belki inancını yitiriyor neredeyse, ama biz çok net bir şekilde bunu hem kendi çalıştığımız kurumlardan, hem sağlıkta çalışan meslektaşlarımızdan aldığımız bilgilerle oda olarak çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Hayatını kaybeden vatandaşların çok büyük oranı aşı olmamış vatandaşlar ya da çift doz aşısını tamamlamamış vatandaşlardan oluşuyor. Belki son olarak şunu da hatırlatmak gerekir. Özellikle iki doz Sinovac aşısı olanlar ve üzerinden 6 aydan fazla geçen vatandaşlarımızın üçüncü dozu yapmasında fayda var. Çünkü belli bir süre sonra bunu hem bilim insanları söyledi, bakanlık bu konuda açıklamasını yaptı. Koruyuculuğun azaldığını gözlemliyoruz biz de. Yani çift doz Sinovac olanlardan hastanede yatanlar mevcut. Ama üçüncü dozunu olanlar ya da aşı takvimini tamamlayanlar çok fazla hastanelerde karşımıza çıkmıyor. O yüzden Urfa'ya çağrımız, aşılarını bir an önce olmaları, ikinci dozlarını bir an önce yaptırmaları ve bu Covid'den bir an önce kurtulmamıza yardımcı olmalarıdır talebimiz. Çağrımız budur. Osman Hocam, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri, Türkiye haritasında halen kırmızı olan, aşılama oranında kırmızı olan Şanlıurfa'yı konuştuk. Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Doktor Osman Yüksekyayla ile konuştuk. Hem Şanlıurfa'nın genel bir fotoğrafını çektik, hem vaka durumunu, aşı durumunu konuştuk. Aşıya gençlerin direncini konuştuk. Sağlık Müdürlüğü'nün verdiği verilere dayanarak hocam bize bunu anlattı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.